Arkadaşlar, bu gömülü faylar hakkında çok fazla soru geliyor. Nasıl soru geliyor, onu da açıklayalım. Yani bir yerde deprem oluyor, diyorsunuz ki burada fay yok ama deprem oldu. Hemen işte yapay depremler geliyor aklınıza. Aslında öyle bir durum yok. Kimisi hayalet fay olarak da tabir edebilir. Kimisi gömülü fay da diyebilir ama biz gömülü fay diyoruz de genellikle. Bunlar nasıl oluyor? Şu anda görüntüde görmüş olduğunuz işte sağ tarafında fayın kırığı görünüyor değil mi? Yani kırık görünüyor daha doğrusu. Burada bir yer yürüme hareketi olmuş. Daha sonra burası ayrılmış ve daha sonrasında iklimsel koşullar, işte heyelanlar olsun, çeşitli su taşınımları olsun, bunlardan dolayı yani erozyonel durumlar da olabilir. Buranın içi toprakla, kumla, işte her neyse çeşitli taşınan malzemelerle dolmuş. Tabii bu dolan malzemeler daha sonra ne oluyor? Yüzeyde herhangi bir kırık izi, herhangi bir şey görünmüyor, tespit edemiyorsunuz. Yani biz bunları gömülü fay olarak tabir ediyoruz. Yani tespit edilememiş, kendini saklamış, gizlemiş faylardır. Şimdi biliyorsunuz ki Holosen'de son 11 bin yıldan bahsediyoruz. Son 11 bin yıl içerisinde büyük deprem üretmişse biz buna yüzey kırılmasıyla sonuçlanan büyük deprem üretmiş fay diyoruz. Kuaterlerde biliyorsunuz ortalama 2500 yıl, 2,5 milyon yıllık şüpheli, kuşkulu faylardır. Deprem üretmedikleri belli değildir. Yani kanıtlanmamıştır. Şimdi biliyorsunuz ki faylar yeryüzünde belirgin çizgiden yapılar şeklinde gözlenirler. Bu genellikle arazi gözlemleriyle tespit ediliyor sevgili dostlar. Şimdi saha çalışmalarını çok yapmamız gerekiyor ve emek ve yoğun çalışma gerektiriyor dostlar. Şimdi son yıllarda maliyetli ve uzun süreçli olan saha çalışmalarını en aza indirmek ve daha geniş alandaki yapısal özellikleri ortaya çıkartmak için hava fotoğrafları, haritaları ve uydu görüntüleri kullanılmakta. Şimdi uydu görüntülerinden 4 farklı çizgisel çıkarım elde ediyoruz. Yani bu sonuçlar içerisinde çift olanlar ayıklanmış, ayrıntılı doğrultu üzerinde birçok işte birden fazla çizgiselliklerin en uzunu bırakılıp işte kısa olanı silinmiş, işte birbirini tamamlayan çizgiler birleştirilir. Yani bu konuda sizin fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Deprem bilgi altyapısının en önemli temel verileri arasında aslında fayların yeri, uzunluğu, niteliği, geometrik özellikleri, deformasyon zonunun işte genişliği, uzun ve kısa dönem kayma hızları, işte büyük depremlerin tekrarlanma aralığı, işte nasıl söyleyeyim başka, deprem sırasında meydana gelen yer değiştirme miktarı, işte bunları, işte çeşitli parametreleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Yani fayın tespiti esnasında bizim de şu anda yapmamız gereken esas şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ufak ufak sismislerin olduğu yerlerde fay çalışmanın yapılması lazım. Fay tespit çalışmanın yapılması lazım. Yani insanların aklına soru işareti kalmasın. Bu konuda da sizlere bilgilendirmek istedim. Gömülü fay nedir, ne değildir? Aklınızda soru işaretleri kalırsa yorumlara yazabilirsiniz. Teşekkür ederim.